Seçim sonuçlarının ardından siyasi partiler hareketli. Sandıktan zaferle çıkan CHP'de ilk Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıyı takip eden arkadaşımız TV100 editörü Betül Aras. Betül, sendeyim. O toplantı başladı, senin de söylediğin gibi Hande. Seçim sonuçları masada olacak. Sen de biraz önce bahsettin. Başarıyla çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu seçim sonuçları da Özgür Özel ve kurmayları tarafından şu dakikaları itibarıyla değerlendirilmeye başladı. Masada elbette 2019 yılındaki seçim verileri de olacak. Karşılaştırmalar yapacak Cumhuriyet Halk Partisi. İttifakla girilen bir seçim sonucu alınan oranlar masada olacak ve ittifaksız girilen seçim sonrası alınan oranlar karşılıklı olarak analiz edilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoluna nasıl devam edecek, işte bu noktada bugünkü o toplantı önemli, bir hayli önemli oluyor CHP açısından. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bundan sonraki süreçte nasıl yol izleyeceği de merak ediliyor. İşte bugünkü toplantıda ona da karar verecekler, ancak biz şunu biliyoruz, daha önceki seçim sonrasında verdiği demeçlerden Özgür Özel'in bundan sonra daha sık miting yapacağını anlıyoruz. Çünkü şu ifadeleri kullanmıştı kendisi: atanamayan öğretmenler, emekliler, çiftçi, öğrenciler, bu kesimlerin sorununu her yerde dile getireceğim diyerek tematik olarak mitingler düzenleyeceğinin sinyallerini vermişti. İşte bugünkü toplantıda o yol haritası da masada olacak. Sadece bu değil, Hatay'ın durumu da bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının önemli bir başlığını oluşturuyor. Orada AK Parti'nin adayı seçimi kazanmıştı. Kesin olmayan sonuçlar göre, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı söz konusu. O Hatay özelinde neler yaşanıyor, bu konuda artık bugünkü toplantının gündem maddelerinden biri olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bir kez daha ifade edelim, Hatay özelinde Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış olduğu bir itiraz var. O itirazda gelinen süreç masada olacak ve Van'da yaşanan gelişmeler de bugünkü toplantının önemli bir başlığını oluşturacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi oraya bir heyet gönderdi. O heyetten gelen raporlar bugünkü toplantıda ele alınacak ve Cumhuriyet Halk Partisi bu Van konusundaki tutumunu da bugünkü toplantı sonrası ortaya koymuş olacak. Bunun da altını çizelim. Dediğim gibi o toplantı, ilk toplantı, seçimden sonraki ilk toplantı artık başladı. Genel Başkan Özgür Özel son yaşanan gelişmeleri ve seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendiriyor diyelim ve sözü sana bırakalım. Hande Aydemir, belirttiğiniz gibi Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. İstanbul İl Seçim Kurulu önündeyiz. Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin ıslak imzalı tutanaklar dün İl Seçim Kurulu kapısına asılmıştı ve bugün de saat 16'da yeniden belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelecek. Tabii aslında dün ilçe seçim kurullarına yapılan itiraz süreci tamamlanmıştı saat 15 itibariyle ve artık o itirazlara ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Değerlendirme sürecine geçildi. Ancak daha önce verilen kararlarda oldu bazı ilçeler yönünden, ama bundan bahsetmeden önce aslında itiraz sürecine biraz değinmek istiyorum. Önümüzde bir haftalık süreç var aslında. Çünkü önce İl Seçim Kurulu, ardından da Yüksek Seçim Kurulu itirazları değerlendirilecek. 5 Nisan Cuma günü saat 17'de İl Seçim Kurulu'na itirazlar yapılabilecek ve 7 Nisan günü Pazar günü saat 17'ye kadar da İl Seçim Kurulu bu itirazları değerlendirecek ve ardından da süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam edecek. Olağanüstü itiraz süreci de var. 10 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu itirazları değerlendirecek. Ancak olağanüstü itiraz içinde 14 Nisan tarihi son gün olacak tüm bu süreçlerin ardından. İtirazlar yapıldı demiştik bazı ilçeler yönünden. İşte AK Parti ve MHP Gazi Osman Paşa ve Beykoz ilçeleri için itirazda bulunmuştu. Beykoz İlçe Seçim Kurulu itirazları değerlendirmişti ve yeniden oy sayımı talebinin reddine karar vermişti. Şu sıralarsa aslında CHP'nin 879 oyla öne geçtiği Gazi Osman Paşa'da oylar yeniden sayılıyor. Gazi Osman Paşa'da sayım işlemleri şu sıralar devam ediyor. Gazi Osman Paşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde sayım işlemleri devam ediyor. Ancak zaman zaman bölgede gerginlikler de yaşanıyor. Arbedeler de meydana geldi. Oy sayımı devam ederken oylar AK Parti ve CHP'den 50'şer kişi arası, 50 görevli ve Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından onların gözetiminde
sayılmaya devam ediyor. CHP'nin de bazı itirazları vardı. 6 ilçe yanından CHP'de itirazda bulunmuştu. Arnavutköy, Fatih, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Bahçeli Evler ilçeleri yönünden bu ilçelerdeki ilçelerde yeniden sayım yapılmasını talep etmişti. Ancak Ümraniye yönünden itiraz reddedilmişti. Bugün hala Gazi Osman Paşa'da şu dakikalarda oyların yeniden sayılma işlemi devam ediyor. Bölgede zaman zaman gerginlikler ve arbede olayları da meydana geliyor. Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen yeniden Ekrem İmamoğlu da bugün saat 16'da mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'ne gelecek. Bölgede ona ilişkin de aslında hazırlıklar var. Hem güvenlik önlemleri, geniş güvenlik önlemleri de alındı bölgede. Saat 16'da da Ekrem İmamoğlu İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını alacak diyelim ve sözü size bırakalım.